İl başkanları ve yönetimleri istifaya çağrıldı. Parti içinde tasfiye görüşü öne çıktı. Siyasi mücadeleye İYİ Parti'de Akşener krizinin ardından parti içinde tartışmalar bitmedi. Akşener, kurultayda önce aday olmayacağını açıklamıştı. Ancak daha sonra yeniden genel başkan seçilen Akşener'in kararı sonrası parti kulislerinde muhalifler tasfiye edilecek görüşünün öne çıkmasına neden oldu. Akşener'in eleştirilere karşı elini kuvvetlendirmek için partiyi kurultaya götürdüğü iddia edilmişti. Genel merkezin bütün il başkanları ve yönetimlerinin istifasını istemesi de parti kulislerinde bu kapsamda değerlendirildi. Ulusal kanalın İYİ Parti kulislerinden edindiği bilgilere göre istifa talebi parti içinde itaat edenler kalacak, muhalifler tasfiye edilecek şeklinde değerlendirildi. İl örgütlerinde yönetime hangi isimlerin geleceği merak edilirken teşkilatlarda Akşener'e yönelik kuşkunun da arttığı ifade ediliyor. Farklı adayı destekledi. Kulislerde, teşkilatlarda ciddi bir etkisi olduğu bilinen Koray Aydın'ın ekibinin tasfiye edilebileceği de değerlendiriliyor. Çok değerli bakanlarım. Bir diğer görüşe göre ise genel merkezin hedefi teşkilatları kuvvetlendirmek. Ulusal kanala bilgi veren İYİ Parti yöneticileri seçimlerden önce il teşkilatlarında görev alan birçok ismin milletvekili adayı olabilmek için görevinden istifa ettiğini hatırlattı. Teşkilatlarda boşalmalar olduğunu ve il örgütlerinin yenilenmesi gerektiğini dile getiren kaynaklara göre genel merkezin istifa talebi bu kapsamda değerlendirilmeli.